Açıklamalar böyleydi. Dün kritik bir görüşmeydi. Açıklamalar peş peşe geldi ki bu polemiklerde açıklamalarda daha sürecek, devam edecek gibi görünüyor. Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek bizlerle birlikte. Sayın Zeybek, hoş geldiniz sözcü ekranlarına. Merhaba. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz de izlemişsinizdir. Hemen Fatih Erbakan'ın o açıklamasını da verdik. Katılıyor musunuz bu konuya Fatih Erbakan'ın açıklamasına? Bu seçim matematiğinin bir gerçekliği var mı sizce? Aslında giderek siyasi partiler Türkiye'de var olan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve saraydan yönetim modeliyle kendi duruşlarını belirliyorlar. Bu sistemden yana olanlar bir tarafta toplanıyor. Karşısında olan siyasi partiler de muhalefet blokunu oluşturuyor. Tabii burada altılı siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı ve buna desteğin çok sayıda siyasi parti var. Ben seçmenin de genel iradesinin ikili yarış biçiminde gerçekleşmesini ve 14 Mayıs'ta ilk turda sonucun alınmasının istendiğini görüyorum. Bu manada biraz önce Sayın İnce'nin söylediği gibi bu bir ön seçimdir yaklaşımı. Bütün siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayını çıkararak ikinci tur için yarıştığı Fransa türü ülkeler için belki çok uygun olabilir ama Türkiye'de artık ittifaklar sistemi var. Parlamentodan da geçmiş, yasallaşmış ittifaklar artık yarışıyor. İttifakın içindeki partiler tek bir aday üzerinde mutabakata varıyorlar. O nedenle bu yaklaşımın Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğini düşünüyorum. Seçmenin de bugün tercihlerini seçimin gerçekleştiği 14 Mayıs'a kadar daha da netleştireceğini ve kazanma şansı yüksek olan iki adaydan hangisini kendisine yakın görüyorsa o aday üzerinde çok yoğunlaşacağını tahmin ediyorum. Zaten 2019'da İstanbul'da, Ankara'da yaşanmış olan yerel seçimlerde de biz aslında bugünkü seçimin benzerlerini gördük. İkili bir yarış yaşandı ve kazanan aday %49 nokta küsürle kazandı. Kaybeden adaydı. Gene 49'a yakın bir oy almıştı. Yani üçüncü parti kimse hatırlamıyor. Siz ben hani kim üçüncü parti oldu diye sorsanız seçmenin %99 hatırlamaz. Kaç oy aldığını bile bilmez. O nedenle ben tercihlerin iki yapının adaylar üzerinde yoğunlaşacağını ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ilk turda seçimi kazanacağını düşünüyorum. Aslında yoğun bir ekonomik kriz ve deprem riskini yaşayan bir ülkede de seçmeni 14 gün arayla iki kez seçmek, sandığa götürmek. Yani bir de şöyle 2,5 milyon, 3 milyon deprem bölgesinden başka bölgelere göç etmiş olan yurttaşların oy vermek için kendi şehirlerine gelip sonra tekrar ikamet ettikleri geçici bölgelere geri döneceğini düşünürseniz yani depremzede yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesi de onu iki kere seçime taşımaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi sorularım olacak ama siz o konuya girdiğiniz için sormak istiyorum. Yeri gelmişken hazır Sayın Zeybek. Depremzedelerle ilgili, deprem bölgeleriyle ilgili, sandıkla ilgili bir çalışmanız var mı? Dediğiniz gibi depremzedeler için bir hayli zor olacak zaten. Felaketler peş peşe geldi o bölgelere. Yaklaşık tabii mesela dün sunum yaptı Enerji Bakanlığı. Ben bu rakamı size verebilirim. 900 binin üzerinde Hatay'da enerji bağımsız birim enerji aboneliğinin Türkiye'de iptal edildiğini öğrendik. Yani 950 bin bağımsız birimin elektriğinin iptal edildiği, sözleşmesinin iptal edildiğini biliyoruz. Yaklaşık 750 bin konut yıkıldı, yıkılacak ya da orta hasar seviyesinin üzerinde hasar görmüş. Bunun anlamı şu, yani Türkiye'de az hasarlı binalara da kimsenin girmediğini düşünürseniz, bunların çok az bir kısmının çadırda ve konteynerde de barındığını düşünürseniz, nereden baksanız 1 milyon haneden fazla insan bu seçimlerde ya kendi ilçesinden başka bir ilçeye göç etti ya da kendi ilinden başka bir ile göç etti. Bu rakamlar ilginç. Dün Enerji Bakanlığı sunum yaptı. Orada da gördük. Yani evet. 950 bin abonenin elektriğinin kesilmesi son derece ciddi bir sayı. Yine seçmen listelerini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi askıya çıkan seçmen listeleri üzerinden bir çalışma yaptığında
yani Ocak ayında seçmen listesinde gözüküp şu an askıya çıkan seçmen listesinde bulunmayan insan sayıları var. Bunlar belirlenen, bizim belirlediğimiz sayılar devletin açıkladığı ölüm sayılarının çok üzerinde. Yani bu da tabii ne kadar seçmenin sandığa gideceğini kestirmek açısından zor. Ama özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da, Adıyaman'da şunu görüyoruz ki var olan askıya çıkan seçmenin bir kısmı sandığa gidemeyecek ya da askıya çıkan seçmen listesindeki bazı seçmenler gerçekte şu anda ölmüş durumda ama devletin kayıtlarında hala yaşıyor gözüküyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Şimdi şunu sormak isterim size. Gazeteci Necdet Saraç'ı konuk aldım bir önceki bağlantımızda, geride bıraktığımız saatte ve Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bu görüşmenin daha ilk görüşme olduğunu, bu sürecin devam edeceğini ve olumlu bir sonuca bağlanabileceğini umduğunu söyledi. Sizin böyle bir beklentiniz var mı bu görüşmeye dair? Beklentiniz nedir? Yani bu görüşme daha ilk görüşme miydi? Şöyle söyleyeyim. Muharrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı yaptı. Milletvekilimiz olarak görev yaptı. Grup başkan vekilliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığa iki kez aday olarak yarıştı. Yani partinin gençliğinden beri her kademesinde görev yapmış ve partinin de kendisini her kademede onurlandırdığı bir siyasetçi. Evet. Ben ya kendisinden beklenen şu, ben de tabii aynı yaştayız kendisiyle, parti geçmişimiz de birbirine çok yakın, 40 yıla yakın aynı parti içinde siyaset yapıyoruz. Kendisinden, kamuoyunun beklentisinden çok Cumhuriyet Halk Partisi tabanının beklentisi, bir söz vermişti hatırlarsanız, Sayın Genel Başkan aday olduğunda ben onun Cumhurbaşkanı adayı çıktığında ben onun karşısına çıkmayacağım demişti. Bu söz belleklerimizde, bu söz bizim ve başka insanların olduğu ortamlarda da söylenmişti. Bunun gerçekleşme ihtimalinin olmasını bekliyorum. Benim beklentim bu yönde. Ve biz gerçekten... Peki siz bu dün bir polemik de oldu. Sonrasında Muharrem İnce açıklama da yaptı ama onu da sormak isterim size. Çünkü çok konuşuldu, konuşuluyor da hala. Bazı köşe yazarları da bununla ilgili yazdı. Bir hoş geldin güle güle polemiği oldu. Siz... bu cümleyi nasıl okudunuz? Sonrasında Muharrem İnce bu bir art niyettir, kötü anlayanlar için dedi. Böyle bir durum yok dedi ama birazcık suratı da asıktı, biraz gergindi de. Siz nasıl değerlendirdiniz o basın açıklamasını? Nerede izlediniz siz? Şöyle söyleyeyim, yani yapılmış olan görüşmede iki liderin birbirine yapmış olduğu değerlendirmeleri ben çok değerli buluyorum. Sonrasında televizyon kanallarına, basına yapmış olduğu açıklamaların bütününe bakmak gerekir. Bu noktada duruşunun nerede olduğunu söylüyor zaten. Cumhuriyet, yani Erdoğan'ın kaybetmesi noktasındaki bir duruş olduğunu söylüyor. Ben aklın galip geleceğini ve sonuçta güçlerin birleştirilmesinin Türkiye halkının yararının olduğuna yürekten inanıyorum. Beklentimiz bu yönde. O söylediği sözle polemiğe çok yani hazır hızlı söylemiş bir söz, önünü arkasına değerlendirdiğimizde görüşmenin iyi bir görüşme olarak geçtiğini anlıyoruz.